Üniversite TV ekranlarından merhaba. Mesleki gündem programımızın bugünkü konuğu ressam koçu Ece Gürler bizlerle. Ece Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Çok iyi, çok güzel, böyle gayet dinamik bir şekilde çok iyiyim, çok güzel. Bir danışanınız olarak ben ressam olduğumu düşünün. Hani bir kedi bile çizmekte zorlanıyorum, o ayrı bir şey. Size geldim, çok güzel eserlerim var. Ama bunun pazar ağını oluşturamadım. Çünkü bu resimlerimizin bir halkla buluşması gerekiyor. Orada mı devreye giriyorsunuz? Bana nasıl yol gösteriyorsunuz? Evet, orada ve mesela birçok yerlerde sıkıntılar yaşanabiliyor. Mesela nereden başlayacağını bilememek ve bu nedenle de hiçbir şekilde başlayamamak gibi bir şeyler oluyor. Bazı yanılgılar oluyor. Danışanlarım arasında bunu görebiliyorum. Mesela diyorlar ki işte ben bir sergi yaptım, işte online pazar oluşturdum diyelim ki işte sanatyapıyor.com ya da işte Trendyol, bilmiyorum işte şu anda marka adı vermeyeyim. Böyle bir satış yerine koydum. Hocam satamıyorum ben, hani bunu nasıl satabilirim diye geliyorlar. Ben de ne yaptım bunu satmak için? İşte Instagram'a koydum falan diyorlar. Yani düşünüyoruz ki biz oraya link koyunca herkes oraya akacak. Herkes resme ilgili, herkes resmi satın almak istiyor. Herkes bizim sanatımızı beğeniyor, oradan gidip satın alacak. Böyle bir dünya yok. Şöyle düşünüyoruz çünkü mesela... Evet. Ne yapılıyor? Trafik olan yere dükkan açılır. Mesela Sultanahmet'e dükkan açarsın. Orada gelen trafiğe hareketlilik olsun diye. İçeri alır, oraya satış yaparsın. Evet. Ama internet öyle bir yer değil. İnternette siz dükkan açıyorsunuz, trafiği oraya çekmeniz lazım. Evet. Yani o ters yöntem. İşte o ters yöntemde afallıyoruz. Oraya ben nasıl müşteri çekeceğim ki şimdi, ne yapmam gerekiyor? Ve bunu illaki hani reklam vererek, yani paralı bir şekilde de yapmanıza gerek yok. Organik bir şekilde de yapılabiliyor. Çok çalışmak gerekiyor. Evet. Eğer çalışkansanız ve bu işin taşın altında ben elimi koyacağım diyorsanız, işte orada yardım ediyorum. Yani sizin mesela müşteri profiliniz nedir? Hangi yaş ortalamasına bakıyoruz biz? Siz 18 yaşındaki birine mi hitap ediyorsunuz, 75 yaşındaki birine mi, yoksa arada bir yerde misiniz? Yoksa bu kişileri biz nereden bulabiliriz? Bu müşterilere biz nasıl hitap edebiliriz? Evet. Sadece Instagram yeterli mi? Ben başka ne yapabilirim? Hangi ortamlara girip çıkmalıyım? Hangi sosyal medya benim için çok daha iyi? Evet. Mesela LinkedIn. LinkedIn benim için iyi bir seçenek mi, değil mi? Şu anda çok popüler olmaya başladı paylaşım açısından. Benim yardım ettiğim çok önemli bir kısım da engelleri aşmak. Zihinde oluşan limitleyici düşünceleri aşmak. Peki ressam koçluğunun haricinde başka bir ilgi alanınız var mı? Mesela İngilizce öğretmenliği yaptınız bir dönem ama şu an beraberinde yürüttüğünüz bir meslek dalı var mı? Dediğim gibi video derslerim var. patreon.com/ecegürlere giderlerse arkadaşlar, benim mesela baştan sona resim çizimlerime ulaşabiliyorlar. Instagram adresiniz mi? Instagram adresim değil. Bu web sitesi mi? Ama web sitemi verebilirim. Evet. ecegürler.com'a giderlerse orada bütün hizmetlerim yazıyor zaten. Evet, sevgili izleyiciler, ecegürler.com'dan. Çocuklar benim için çok önemli. Hep böyle çocuklardan soruyorum. Geleceğimiz. Kesinlikle güvencemiz, geleceğimiz. Şimdi resimle ilgilenmek isteyen çocuklara, ebeveynlere bir öneriniz var mı? Çok güzel soru. Ben UMass Boston'da kritik ve yaratıcı düşünme gücü üzerine master yaptım. Ve bu master sırasında bir ders için okuduğum makalede şöyle diyordu. Her çocuk ressam doğar. Ve bir şeyler oluyor. 7-11 yaş arası bir şey oluyor ve kopuş başlıyor. Bu resimden kopuş birçok nedeni olabilir. Çoğu çevresel faktörler. Anne babanın işte tamam artık yeter, biraz matematik çalış. İşte her yeri dağıtıyorsun, işte pislettin, pastel boya oldu her yer. Üstünü boya yaptın, ne yapıyorsun, yeter artık resim yaptın. Yani bu tür şeyler çok yanlış yaklaşımlar aslında. Yaratıcılık özgür alanda doğar. Ve biz yaratıcılıkları kısıtladığımız sürece çocuklar resimden soğumaya başlıyor. Çünkü yeteri kadar kendilerini ifade edemediklerini fark edip demek ki ifade etmemin bir anlamı yok deyip bırakıyorlar. Evet. Biz o yüzden çocuklarımıza özgür alan tanımalıyız. Yaratıcılık, mesela başında bekleyip ne çizdiğini izlememeliyiz. Onlar bize gelip gösterdiğinde mümkün olduğunca destekleyici olmalıyız. Ne güzel çizmişsin. Mesela şöyle diyen ebeveynler gördüm. Mavi güneş mi olur ya? Niye mavi güneş yapıyorsun? Çok komik falan gibi tepkiler aslında çocuğu kıran tepkiler. Halbuki mavi güneş çok yaratıcı bir
fikir. Ruhunda ne yaşıyor acaba çocuk yani? Evet, evet, onu gösteriyor aslında. Yani bu yaratıcı aslında. Beyinler bugünün CEO'ları, bugünün bilim adamları. Yani Elon Musk uzaya Tesla gönderdi. Yani bu işte o çocuğun mavi boyadığı güneş aslında. O yüzden ben ebeveynlere mümkün olduğunca çocuklarını bu konuda desteklemeleri, özgür alanlar tanımalarını, boyalar istendiğinde o boyaları alabilecek kapasitelerse almalarını ve belki de resim dersi almak isteyenlere resim dersi, ödüllü işte yarışmalara girmek isteyenlere belki teşvik, hadi oğlum belki yaparsın, hadi kızım belki yaparsın deyip biraz destek çıkmaları bence çok iyi olur diye düşünüyorum. Bir de sanat dediğimiz zaman sadece resim değil tabii ki, tüm sanat dallarımızdan bahsediyorum. Bir şiiri ya da bir kitabı herkes okur, farklı algılar. Kendinden bir parça bulduğu zaman onu farklı anlamlandırır doğal olarak. Resmi de keza bu şekilde değil midir? Yani resmi ben baktığımda farklı bir şey hissettirir bana. Bir manzara resmi acaba beni nereye götürür? Sizi nereye götürür? Yani her ressamın kaleminin ayrı bir değeri olduğu gibi her insana da ayrı bir hissiyat uyandırır. Evet, kesinlikle doğru. Her güzel resmin bir alıcısı var. Bir de şöyle bir şey var. Resim göreceli ya. Benim çok beğendiğim bir şey siz beğenmeyebilirsiniz. Evet. Bana konuşan bir resim size konuşmayabilir. O renkleri ben beğenirim, siz beğenmeyebilirsiniz. Gibi. Yani o yüzden benim resmimi kim satın alır dendiği zaman ben şöyle diyorum. Her resmin bir alıcısı var. Bak, sen kendini geliştirmeye bak, sen mutlu olduğun resmi yapmaya bak. Gerisini de çok düşünme. Yani. Siz gelmeden önce ben sizin böyle bir background'unuzu araştırdım, baktım. Oldukça da geniş bir kitleniz var. Ah, teşekkür ederim. Çok da aslında yeni bir başlangıç. Hani pandemi süreci şurada bir iki yıldır olan bir süreç. Ve orada inanılmaz derecede siz dijital ortamda, hani biraz önce bahsettiniz ya, esnaf ne yapar? Hareketli olan bir yere işte dükkan açar vesaire. Siz bunu nasıl başardınız? Çok, çok teşekkür ediyorum. Evet, hem YouTube hem Instagram'da güzel bir takipçi kitlem oluştu. Çok teşekkür ediyorum onlara buradan. Gerçekten çok sevgi dolu insanlar, çok resme aşık insanlar. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. Öyle bir kendi camiamı oluşturduğum gibi bir şey oldu. Bunu nasıl yaptım? Çok çabuk söyleyebilirim. Çok net. Sürekli paylaşım, kaliteli paylaşım ve samimi etkileşim. Çok güzel. Evet. Sürekli içerik ürettiniz. Sürekli içerik ürettim ama kaliteli içerik üretmeye çalıştım. Yani kolaya kaçmadım. Bazen çok yorgun oldum. Bakın tatildeydim. Ben İtalya'daydım geçen hafta. Sürekli paylaşım yaptım. Yani benim de yoğun olduğum süreçler oluyor. Bazen hasta olduğum oluyor. Yani orada bile bir görev bilinciyle benim onlara bir hizmet, nasıl diyeyim, borcum varmış gibi hissediyorum. Sorumluluk. Bir sorumluluk hissim var. Evet. Çünkü benden bir şey bekleniyor. Bunu hissediyorum ve onu vermediğim zaman artık gerçekten kendi misyonumu, kendi Ecegürler Art'ın bir misyonu zaten bu. İnsanlara resmi sevdirmek, resim yapabileceklerini onlara inandırmak ve teşvik etmek. Elinden geleni de ardıma koymamak gibi bir misyonum var. Ve bunu da gerçekten yansıtabildiğimi düşünüyorum Instagram'da. İşte bazı teknikler üretiyorum. Ufak reels'lerle, videolarla vesaire. Motivasyon şeklinde şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Bazen güldürüyorum çünkü ona da ihtiyacımız var. Kesinlikle. Yine sanatla alakalı. Müze geziyorum, onları gezdiriyorum. Yani kısacası karşı tarafa mümkün olunca bir şeyler katma bilincinde olduğunuz sürece, kendinizden önce o karşı tarafı öne koyduğunuzda, kaliteli paylaşıma da önem verdiğinizde gerçekten çok güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Bir de ben gerçekten her mesaja dönmeye çalışıyorum. Günde 20-25 mesaj geliyor bana. Bazen çok kolay cevaplanabilecekler, bazıları çok zor. Benim düşünmem ve yani araştırmam gereken şeyler sorulduğu zaman biraz geç dönüyorum ama hepsine dönmeye çalışıyorum. %95 geri dönüşüm var yani. O yüzden bu da çok önemli. Çünkü hepsine saygı duyuyorum, sevgi duyuyorum. Beni takip etmek zorunda değiller. Bu resim olmadı deyip buruşturup geri dönüşüme çöp atmıyoruz sevgili izleyiciler. Kesinlikle. Olmadı deyip tekrar bir daha başa sardığınız ve zorlandığınız ya ilk dönemlerdir ya da hala belki şu an oluyordur. Beğenmeyip tekrar bir daha en iyisini üretene kadar zorlandığınız eserler oldu mu? Aynen, olmaz. Bir saniye. Bunu anlatmam lazım. Her ressam belirli bir teknik geliştirirken denemeler yapar. Zaten ressam, ah ben bu resmi çok beğendim dememesi çok normal. Yani hiçbir zaman bir ressam kendi resmini %100 çok beğenmez. Yani sürekli değiştirecek bir şey bulur. Sürekli hani bunu da yapsaydım, şunu da ekleseydim. Ama bir yerde durmak zorundayız. Hepimizin belirli bir yerde durma bilinci olması gerekiyor. Ama evet, attığım oldu. 2-3 tane özellikle sulu boyada sobaya ilk başlandığımda çok zorlandım. Çünkü direkt kara kalemden geçiş ilk boya tecrübemdi. Ama şöyle bir şey var. Ben bunu danışanlarıma da söylüyorum. Burada da
açıklamak istiyorum. Lütfen izleyicilerimiz mutlaka dinlesin. Şöyle bir şeyimiz var. Ben hata yapmamalıyım. İşte başarısız olma korkusu. Bazen bu kendini mükemmeliyetçilik olarak gösteriyor. İşte her şey tamamlanınca olacak. Mesela diyorum ki hani resimlerini paylaşsana, çok güzel resim var ama sadece 20 resmim var. 20 resim. Instagram 20 resim bu. Evet. Olmaz ki ama 100 olması lazım. Yani kendimize o kadar limitler koyuyoruz ki. Sınırları biz kendimiz koyuyoruz. Evet. Ben danışanlarımda şunu görüyorum. Bir yetersizlik korkusu. Ben yeterli değilim. Ben güzel sanatlar okumadım, paylaşım yapamam. Ben işte o seviyede değilim. Galeriden teklif alıp reddeden öğrencilerim var. Hayır, ben orada değilim daha. Ya galeri sana gelmiş. Senin resmini görmüş, kabul etmiş. Sen diyorsun ki hayır, ben orada değilim. Galeri diyor ki sen oradasın. Sen diyorsun ben orada değilim. Hiç yetersizlik olmayacak yani. İşte, kişisel olarak güveni yok. Evet. Bu yetersizlik ve özdeğer eksikliğimiz bizim çocukluktan geliyor. Anne baba bize sen bilmezsin, sen otur, sen çocuksun, anlamazsın, büyüyünce anlarsın. Bir yemek seçeceğiz, seçilmiyor. Bir giyecek seçeceğiz, seçirtilmiyor. Evet. Dolayısıyla çocuk şöyle kodluyor. Benim düşüncem değersiz. Benim yapacağım hiçbir şey yeterli olmayacak. Benim düşüncelerim bir önemi yok. Seçimimin bir önemi yok. Dolayısıyla büyüyünce de şöyle bir şey oluyor o zaman. Ben neyi değiştirebilirim ki? Ben hiçbir zaman yeterli değilim. Benim yaptıklarım güzel şeyler değil. Hiçbir zaman da çok güzel olmayacak. Bu sefer de şey oluyor işte, bizim memleketimizin iki tane çok büyük sorunu var ve bu benim danışanlarımda da çıkıyor. O yüzden burada konuşmak istiyorum. Birincisi öğrenilmişiz çaresizlik. Evet. Ben hiçbir şey değiştiremem. Bende o güç yok ki var. Çok fazlası da var. Diyorum ki hadi galeri, yani galeri sana gelmiş, sergini ben yapamam. Bak diyorum işte satış yapabilirsin. Sat bunları. Çok güzel bunlar diyorum. İnandıramıyorum. Hayır, ben satamam. İkincisi de bunu da söylemem lazım. El alem ne dercilik mesela. Toplum baskısı diyecektim, hatırlayacaktım. Evet. El alem ne der? El alem ne der çok büyük bir lanet. Çünkü evet, resim yapacağım, komşum ne der? Annem ne der? Eşim ne der? Buna da çok takılan hobici arkadaşlarımız özellikle oluyor. Evet. Yani hobisini gerçekten işe dönüştürmek isteyenler de işte dalga geçerler. İşte ben hemşireyim, hemşire doktor çok öğrencim var. Ben hemşireyim, işte hemşire arkadaşlarım ne der, kendimi rezil mi edeceğim? Ya diyorum çok güzel işin, gerçekten mükemmelsin. Yani hani yapabilirsin. Böyle sorunlar çok fazla karşıma çıkıyor. Bunları çok fazla aldırmadan, zaten insanların ne düşündüğünü takmamaya başladığımız anda özgürlük alanı evet, başlıyor. İşte özgürlükte de yaratıcılık yükseliyor. Peki şimdi son toparlama ve tavsiyelerinizi alalım mı? Tamam. Gençlerimize, annelere, babalara, gerek küçük çocuklara, gerek üniversite öğrencilerimize şöyle bir can alıcı önerileriniz var mı? Var. kesinlikle vazgeçmeyin arkadaşlar. Resmi seviyorsanız, resmi aşığım diyorsanız bunun peşini bırakmayın. Genellikle şöyle bir şey de görüyorum, onu da söyleyip kapatacağım. Annem, babam işte resim yapmamı istemiyor. Mesela Yayoi Kusama'nın annesi atarmış çöpe, çok ünlü bir ressam, resimlerini. Ya da eşiniz sizi desteklemiyor olabilir. Güzel sanatlar mezunu değilsin, işte senden kim resim alır vesaire gibi. Bu tür şeyler geldiğinde şunu düşünün. Ya bu insanlar bu şekilde yetiştirildi, o yüzden öğrendikleri bu. Siz de bunu uyguluyorlar. Ya sizin başarısız olmanızdan korkuyorlar, sizin üzülmenizden korkuyorlar, sizi korumaya çalışıyorlar. Ya da kendileri birazcık da olsa o özgürlüğü tanınmadığı için kendisine de sizi birazcık kıskanıyor olabilir, biraz haset olabilir. Bunu da bilinçsiz yapıyorlar. Siz onlara takılmayın. Sevdikleriniz sizin için her zaman en iyi bilmiyor olabilir. Siz yetişkin bir insansınız. Siz kendiniz için en iyi olanı bildiğinize inanın. Bu yolda ne gerekiyorsa onu yapın. Taşın altına elinizi koyun. Ne kadar güzel ifade ettiniz, özetlediniz. Yani şu tüm konuşmamızı aslında geniş çapta bir dakikaya sığdırıp sevgili izleyicilerimize aktardınız. Ben de ilgiyle ve sevgiyle böyle baktım. Çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. Evet, Amerika'da yaşıyorsunuz. Türkiye'ye geldiniz. Ayağınızın tozuyla bizim kanalımıza geldiniz. Program yaptık ama online programlar bile yapabiliriz. Daha farklı teknikleri öğrenmek için, insanları bilgilendirmek, feyiz almaları için destek olacağımız programlarda yapabiliriz. Bunun sözünü şimdiden alıyorum. Ah sen. Tamam. Verdim inşallah. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Niyetinize geldiniz. Güzel bilgilendirdiniz sevgili izleyicilerimizi. Bizi de bilgilendirdiniz. İnşallah diğer programda kolaylıkla ve erken bir zamanda temenni i̇nşallah ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür inşallah ediyoruz. Seve seve. Mesleki Gündem programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalınız.